yoluyla Afyonlulara ulaştıran RTV'ye de teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Evet, programımız devam edecek. Ve şimdi sizleri son kez, ama son kez anlayışınıza da sığınarak önemli bir konu, hocamızın da konuşmalarının özeti olsa gerek, bir kez daha sözümüzü tazelemek üzere ayağa davet edeceğim. Ardından da bir misafirimiz gelecek. O sizin coşkunuzu ve sözünüzü Sapantaşlı çocukların diyarına taşıyacak. Şimdi ben herkesi sözümüzü tazelemek için ayağa davet ediyorum. Evet, yeryüzünün her yerinde savaşın yerine, savaşların yerine, çatışmaların yerine Kur'an ahlakının, Resulullah Efendimiz'in o engin hoşgörüsünün hakim kılınacağı güne kadar Gazze'nin, Kudüs'ün, Bosna'nın, Çeçenistan'ın, Afganistan'ın, Keşmir'in ve dahi Amerika'nın arka sokaklarının özgürlüğüne kavuşuncaya kadar sizler bulunduğunuz bütün platformlarda her zaman gür bir sesle çalışacağınıza söz veriyor musunuz? Söz veriyor musunuz? Söz veriyor musunuz? Şahit ol ya Rabbi! Şahit ol ya Rabbi! Şahit ol ya Rabbi! Evet, oturmuyoruz. Ve şimdi misafirimizi alacağız. Ama öncesinde size soracağız. Siz de burada diyeceksiniz. Bizler burada olduğumuzdan eminiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, yeryüzünde benim ismimin anıldığı her yer mescitlerimdir. Ve biz inanıyoruz ki şu anda o aramızda. Resulullah Efendimiz nerede? Burada! Şehit Şehit Ahmet Yasin nerede? Burada! Said Siyam nerede? Burada! Abdullah Hasan nerede? Burada! Fethi Şikasi nerede? Burada! İzzettin Kassam nerede? Burada! Şehit Hüseyin nerede? Burada! Evet, şimdi son kez Afyon nerede? Evet, şimdi Filistin'den Sapantaşlı çocukların diyarından Halit Hams geliyor. Selamünaleyküm. İlk başta sizin gelmenizi ve bu işi tertip edene Filistin halkı adına teşekkür ediyorum ve Allah razı olsun diyorum. Siz buradan Gazze'ye, Filistin'e selam gönderdiniz. Aynı şekilde ben size Filistin'den, Gazze'den selam getirdim. Allah razı olsun diyorum. Şimdi hocam zaten her şeyi anlattı. Benim özellikle yamalak, Türkçemde fazla size fazla anlatacağım bir şey yok. Ama ben size Gazze'yi tanıtacağım. Allah razı olsun. Şimdi Gazze'yi duydunuz. 22 gün, 23 gün Gazze'nin üstünde 1 milyon kilogram patlayıcı düşmüş. Gazze o kadar büyük bir yer değil. Gazze'nin uzunluğu 40 kilometre. Genişliği ancak 6 metre ve 12 metre bazı yerlerde oluyor. Yani büyük bir yer değil. Siz düşünün, şöyle küçücük bir yer üstünden 1 milyon kilogram patlayıcı düşüyor. Düşünün bu kadar, bu düşman ne kadar adi, ne kadar insanlara düşman bir düşmandır. Gazze'nin hikayesi çoktan başlıyordu ama ben 2006'dan başlayacağım. 2006'da Gazze'de ve Filistin'de demokrasi bir şekilde seçim oldu. Hani diyorlar ya, biz demokrasiyi getireceğiz. Demokrasiyi getireceğiz diye Irak halkının 1,5 milyon insanı öldürmüşler. Biz Filistin'de herkesin şahit olduğu demokrasi bir seçim yaptık. Ve bu seçimde Hamas kazandı. Hamas bildiğiniz Müslüman insanlar.
sizin gibi işte abdest yerinde, namaz yerinde, oruç tutan, zekatını gideren insanlardır. O tarihten bu yana Filistin abluka altına alınmış. Abluka ne demek biliyor musunuz? Abluka ne demek? İlaç yok, yakıt yok, elektrik yok. İnsanlar hastalığıyla ölüyor. Ve bu ablukayı yapan bir taraftan İsrail, bir taraftan Mısır, ama Mısır halkı değil, Mısır bir eşbirlikçi yönetimidir. Gazze halkı ne diyor ki? Keşke bizim komşumuz Mısır değil de Türkiye olsaydı. İnşallah, inşallah, inşallah. Gazze halkı ne yapmış? Yaşamak istiyor. Hiçbir yerden ilaç gelmiyor. Gıda gelmiyor. Gidip tüneller kazmış. Yer altından gıda getirmeye başladı. Silah getirmeye başladı. Bu da direncin en doğal hakkıdır. Silahlanması en doğal hakkıdır. Senin karşısındaki Müslüman düşman elinde her türlü silah var. Her türlü uçaklar var. Filistin halkının silahlanmasını istemiyorlar. Bu haksızdır, bu adaletsizdir. En son olaylarda söylediğim gibi küçücük Gazze'nin üstünde 1 milyon kilogram patlayıcı düştü. Sütten kesilmemiş çocukları koşullayarak öldürdüler. Bunu insan yapmaz. Dindar bir insan hayatta yapmaz. Biz onların çocuklarını böyle yapamayız. İstesek de yapamayız. Çünkü biz Müslümanız. Allah'ı biliyoruz. Ama onun karşısında biliyor musunuz niye İsrail çekildi Gazze'den? Gazze'ye giremedi. Gazze'ye giremedi. Sadece boş alanlarda dolandı gitti. Gazze'ye giremedi İsrail. Niye giremedi? Çünkü Gazze'yi savunan insanlar abdesti var, namazı var. Konuş tutan insanlar çoğu Kur'an'ı hafız insanlar. Oradaki mücahitler bu şekilde yetişmiş. Onlar Ahmet Yasin'in öğrencileri. Ve Gazze'de işimiz bitmeyecek. Hocam dediği gibi biz dünyaya miras alacağız. Dünyanın her tarafı. Bunu da nasıl yapacağız? İnşallah o Gazze'de akan kan bizim İslam, Müslüman olarak birleşmemizi sağlar. Çünkü hiçbir şekilde o akan kan bu şey gitmeyecektir. Bu şey gitmez. Bu şey gitmezse adaletsiz olur. Ben size bir şey anlatacağım. O kadar bomba atıldı. Annem telefon açtı. Halini hatırını soruyor. Dedi ki oğlum Allah'a şükürler olsun. İnsanlar şehit olmak için yolculuk yapıyor. Gidiyor, yollar kat ediyor. Allah'a şükürler olsun ki şehadet bizim ayaklarımıza kadar geliyor. Bizim halkımız budur. Bizim halkımız şehadetle niyet ediyor. Her yere gittiği zaman ilk önce ben şehit olacağım diye niyet ediyor. Ha, şimdi Filistin halkı özellikle Gazze'de. Gazze dünyanın en fazla insan oturduğu yer. Yoğunluk olarak. Ve aynı zamanda yüksek eğitim yapan en fazla, dünyanın en fazla yeridir. Yani biz şehit olacağız, biz olacağız diye havas etmiyoruz. Bizim de dünyamız var. Oradaki savunan insanlar, onların da aynısı var. Çocukları var. Bunlar doktordur, mühendistir, öğretmendir. Bizim gibi, sizin gibi yani. Şimdi sözümü şu noktada bitirmek istiyorum. Allah'a şükür diyorum ki, İsrail Gazze'ye girdi, Hamas'ı bitireyim, Filistin'i bitireyim diye. Ama görüyorum ki her yer Filistin, her yer Hamas.
Selamun aleyküm.